Günümüzde kelliğin en önemli tedavisi saç ekimidir. Saç ekiminde de gelinen son nokta fuya tekniğiyle saç ekimidir. Fuyanın açılımına bakarsak aslında Türkçesi tek tek köklerin, saç köklerinin alınıp mevcut olan, ihtiyacı olan alana nakledilmesi işlemidir. Bu genelde dökülmemeye programlı ense ve kulak üstü bölgelerden alınan saç köklerinden oluşur. Hastanın alınabilecek maksimum kökünün alınması işlemine dayanır. Buradan anlatmak istediğim, arka taraftan eğer kök alımı için çok zorlandığı zaman açık alanlar oluşturması, yani bir taraftan yapılırken bir taraftan bozulması işlemidir. Bu çok uygun değildir. O nedenle kök sayısının bir seansta 3000-4000 gibi kökleri geçmemesi gerekmektedir. Kökler tek tek toplanır, daha sonra ekilecek olan alana delikler açılır ve bu deliklere kökler yine tek tek ekilir. Yaklaşık bu delikler 0.6-0.7 milim kalınlığında deliklerdir. Köklerin çapına göre de bu yerleştirme yapılır. Bunda en önemli şey anatomik dizayndır. Yüz hatları ölçülerek, burun, çene ölçümleri yapılarak alın bölgesinde başlanacak yer belirtilir, belirlenir ve daha sonra ekim işlemine geçilir. Tekli tekli olan kıl kökleri en ön taraflara ekilirken, arkaya doğru gittikçe daha fazla kıl içeren kökler açıları da yavaş yavaş artırılarak nakledilmeye başlar. Ön taraflarda kıl köklerinin tutma olasılığı çok yüksektir. Ancak tepelere doğru gittikçe bu oran düşecektir. Saç nakli uygulaması yapıldıktan sonraki süreçte önemli bir yıkama sürecidir. Yaklaşık 3. günde bu süreç başlar ve bir 10 gün kadar devam eder. Daha sonra da hasta 3. aylarda saçların çıkmaya başladığını görecek ve 1-1,5 sene tamamlandığında da saçların, tutan saçların neredeyse %100'ünün çıktığını görecektir.